Özel Medikabil Hastanesi Olay Sağlık Kuşağı'nı sunar. Olay Sağlık'tan mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Bugünkü konumuz kalça çıkı. Yanımızda uzman doktor, travmatoloji ve ortopedi uzmanı Ömer Faruk Bilgen yanımızda. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk efendim. Nasılsınız hocam? İyiyiz, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler hocam. Dilerseniz hemen geçelim hocam. Buyurun. Halk arasında bilinen kalça çıkı nedir hocam? Şimdi kalça çıkı tabii bir hastalık. Bu çocuk anne karnında gelişimi sırasında ortaya çıkan bir hadise. Birçok faktörleri var bunun. Bu daha çok kız çocuklarında olur. Ve kalçanın gelişimi normal olması gerekir iken, yani eklemin yeteri kadar gelişmemesi sonucunda, doğumdan sonra da eğer anne kundak yaparsa, bebeğe uygun olmayan egzersizler yaptırılırsa, kalça hareketleri adına, bazen çıkık olmadan da bunların yardımıyla, yani kötü hareketler yaparak, kundak kullanması, bacaklarının sıkılmasıyla çocukların ve aynı zamanda hem ara bezi kullanıp bir de kundak yaptığınız zaman kalçaları böyle dışa doğru iter. Tabii çocuklar anneden gelen hormonların etkisiyle, anne karnındayken ve doğduktan sonra da bir süre etkili olur. Özellikle kız çocukları. Bunların bağları, tendonları, aderleri gevşek olur. Dolayısıyla çıkmaya meyilli olur. Onun için dikkat etmek lazım. Çocukluk çağında özellikle doğumdan sonra. Tabii şimdi ultrasoundla bakılıyor. Efendim çocuk doktorları hastaları doğar doğmaz muayene ediyor. Onun ardından ortopedi uzmanları muayene ediyor. Ve dolayısıyla bunlar oldukça azaldı. Fakat geçmişten kalan, bugüne kadar tabii tedavi edilmeyen veya tedavisi aksayan kişilerde, erişkinlerde biraz daha farklı tedavi yöntemleri oluyor tabii. Hocam tabii biz bugün erişkinleri ele alacağız ama şöyle başlamak istiyorum. Kalça çıkı kalıtımsal bir rahatsızlık mıdır? Şimdi bunun kalıtımsal yönü de var. Tabii bunun kalıtımsal yönü de var. Çünkü bir aileden birkaç kişi de birden olabiliyor. Birkaç çocuk da birden olabiliyor. Söylediğim gibi kız çocuklarında biraz daha fazla, erkek çocuklarında daha az. O nedenle ailesinde geçmişte böyle bir hikayesi olan mutlaka doğan çocuklarının bu manada baktırmaları, kontrol ettirmeleri gerekiyor tabii. Hocam bu kalça çıkı önlenebilir mi peki? Şimdi kalça çıkı tabii eğer bunların yine anne karnında gelişim sırasında kötü tipleri var. Bu kötü tiplerinin gelişimi tamamlarsa bunları önlemek zor. Bunlar oranda çok az tabii ama bunlar gelişim sırasında az gelişmeyle ilgili veya karnın içerisindeyken, uterus içerisindeyken, rahimde çocuk yanlış pozisyonda durduğunda ortaya çıkan bozukluklar düzeltilebilir. Bunların bahsettiğim gibi ultrasoundla bakıldığında kalçanın çıkık olup olmadığı, tabii küçükken çocuk hemen doğar doğmaz, evet, röntgende yeteri kadar kemik oluşmadığı için görülmez. Görülemediği için de bunlar 4 aydan sonra, 5 aydan sonra film çekilmesi de fayda var. Bu arada da ultrasound dediğim gibi bakılır ve bununla kalçanın yerinde olup olmadığı anlaşılabilir. Dolayısıyla eğer kalçada, evet, bir yetmezlik söz konusuysa o zaman bunların işte çok ara bezi konaraktan, diyelim ki bir numara, iki numara kullanacaksa 3-4 numara büyük veya iki ara bezi veya bir takım özel isimlerle anılan ayaktan ve dizi kontrol altında tutarak kalçayı belli pozisyonlarda sabitleyen bir takım cihazlar var. Bunların yardımıyla kalçanın gelişimi normale yakın veya normal şekilde tamamlanabilir. Tedavisi bu şekilde olur ama bunlar tabii konservatif tedavi. Evet. Ama bir de bu çocukluk döneminde cerrahi tedavileri var. Onlar bizim ortopedide hep branşlara ayrılmışızdır biz. İşte çocuk ortopedisiyle uğraşan arkadaşlarımız var. Efendim işte ileri yaştaki osteoart veya kireçlenme bozukluk, şimdi bugün onlardan bahsediyoruz. Evet, onlarla ilgilenen gruplar var. Benim de içinde olduğum tabii gibi. Travmayla uğraşan var, tümörle uğraşan var, omurgayla, elle, hepsi ayrı ayrı.
O nedenle bu birazcık çocukluk dönemi, bebeklik dönemi çocuk ortopedisini ilgilendiren bir konu oluyor bizim açımızdan. Ben de şöyle hocam, internette bir araştırma yaptım. Özellikle Karadeniz, Orta Karadeniz bölgesinde çok sık görülüyor. Buradan halkı da bilinçlendirmek lazım çok değil önemli, mi? Bu kundaklama ileriki yaşlarda özellikle yetişkin, hele de kız çocuklarında değil mi hocam? Evlilik öncesi özellikle sosyal hayatı da etkiliyor. Çok. Dilerseniz hocam yetişkinlere geçelim. Görülme sıklığı yaş olarak yetişkinlerde. Şimdi şöyle, tabii görülme sıklığı deyince bu çocukluk döneminden gelip o dönemde iyi tedavi edilmeyen, yeteri kadar üzerinde durulmayan veya durulsa bile tedavisi yetersiz olan, tedavisi tam yapılsa bile gelişmesini hemen hemen tamamlamış olan kalçalarda yetersiz tedavi olur. Yani her şeyi iyi yapabilirsiniz ama sonunda iyi gelişmemiş olabilir kalçası insanların. Tanı nasıl konuyor hocam? Belirtileri neler? Şimdi burada sizin bahsettiğiniz yani herediter, ailesel bir kalıtsal bir şey var mı yok mu diye mutlaka bakılması lazım. Dediğiniz gibi Karadeniz bölgesinde çoktur bu. Evet hocam. Yani bu o bölgede ben de oralarda çalıştım. Asistanlığımın bir kısmı oralarda geçti. Gerçekten çoktu. Şimdi son zamanlarda Türkiye'nin genelinde de bu koruyucu yöntemlerle, erken tanıyla bunların ileriki dönemlerde görülme sıklığı azaldı. Ne var ki? Şimdi tabii hastaların şikayetlerinin olması çok önemli. Eğer çıkık, şöyle isterseniz önce çıkık tiplerinden bahsedeyim. Tabii hocam. Buyurun. Burada kalçanın yerini, yuvasını bir miktar terk etmesiyle, tamamen terk etmesiyle ilişkili olarak bunlar dört gruba ayrılır. Bu birinci grupta hafif olanı, iki biraz daha orta düzeyde kalçanın, kalça kemiğinin yuvasından çıkması, üçüncü tipte hemen hemen tamamına yakınının çıkması ama dördüncü tipte kalça tamamen çıkıktır. Hani bu kalça çıkığı dediğimizde sanki böyle tamamının çıkmış olması gerekiyormuş gibi anlaşılabilir. Ama o değil. Normal şartlarda kalça kemiğinin yuvası içerisinde oturup çok uyumlu bir şekilde hareket etmesi lazım ki günlük yaşantılarımızı ağrısız, istediğimiz gibi oturalım, çömelelim, namaz kılalım, merdiven çıkıp inelim, spor yapalım, bunları yapabilelim. Şimdi tiplerinden az olan yani displazi dediğimiz, bunu açtığımız zaman yetersiz gelişme. Bir miktar azlık yani bu birinci tip 1 ile tip 2 arasındaki kalçalarda bunların uzun dönem şikayeti olmayabilir. Bakarsınız evlenir, işte hamile kalır, çocuk olacak, o zaman kilo alır. Kilo aldığı zaman kalçasında ağrısını hisseder. Yani normalde doğum yapacak bir insanın kalçası normalde ağrımaz. İyi ise kalçasının gelişimi. Ama yetersiz bir kalça varsa yükün artmasıyla normalde insan adım attığı zaman vücut ağırlığının 8, 9, 10 katı kadar kuvveti yerden geri alır. Diyelim işte 60 kilo bir insan yürüyor. Adım attığınız zaman 500 kilogram, 600 kilogram, 450 kilogramlık bir kuvveti siz yerden geri alırsınız her adımda. Kendi vücut ağırlığımızın tabii, 6-8 katı 6, kadar. 8, 9 bu yaptığımız işe göre değişir. Dolayısıyla bu ağırlıklar belli bir süre sonra tekrar edince rahatsızlığa, ağrıya sebep olur. Dolayısıyla bunların yetmezlik dediğimiz yani tip 1 ve 2 ile böyle kıyasladığımız zaman bunları yetmezliklerde ağrı ortaya çıkar ama ne zaman? Hasta işte 30 yaşına gelmiştir. Ne gibi şikayetlerle geliyorlar ortaya hocam çıkar. Size? Kalçam ağrıyor diye gelir hasta. Şiddeti var mı hocam? Şimdi kalçanın tabii başlangıçta önce ya ne oldu acaba, ters bir şey mi yaptım? Böyle bir şeyle başlar. İşte aksama oluyor çok hocam. Oturdum. Tabii aksama da olur. Ağrı tabii aksamaya sebep olacak bir semptom, bulgu. Ve bunun şiddeti çok önemli tabii. Hastayı ilk başlarda ya işte idare ediyorum, bir iki ilaç alırım, şunu yaparım diyerekten hasta kendini kontrol altında tutmaya çalışır. Fakat bir süre sonra bu ağrı artar. Buyurun. Siz buyurun. buyurun sorunu sorun. Ağrı şikayetiyle geldi hocam hasta size. Bunun hemen tanısını koymak için ne gibi yöntemler uyguluyorsunuz? Şimdi ağrı şikayetiyle gelen hastamızın tabii öncelikle muayenesini yapmak lazım. Ondan da önce hastayı çok iyi dinlemek lazım. Hastayı dinlemezseniz eğer yapacağınız tanı, yapacağınız tedavi,
bu hastanın neyi var, ne yapmak lazımı yeteri kadar doğru olmasından endişe etmeniz lazım hekim olarak. Ya yani ben bu işi yapıyorum ama hastanın konuşmasına izin vereceksiniz. Ama tabii şimdi yanlış anlaşılmasın ama bazı hastalarımız da hiç ilgisi olmayan şeyleri anlatabiliyorlar. Yani uzun uzun. O zaman da hastayı yönlendirmek lazım. Evet hocam. Siz nasıl beni yönlendiriyorsunuz şimdi? Estağfurullah hocam. Onun gibi hastayı yönlendirmek lazım. Tabii konuya çekmek lazım. Ve hastanın bütün şikayetlerini çok iyi dinlemek gerekir. Çünkü bazen bu niye önemli? Bu ayrıcı tanı da önemli. Tamam, eğer hastanın kalça çıkığı, şikayetleri, ağrısı, tanısı önceden konulmuş olsa bile bunu dinlemek lazım ama siz bunu biliyor olsanız bile hastayı dinlemeniz lazım. Çünkü hem bu hastalıkları ayırmak için dinlemeniz lazım. Kalça çıkığı olan bir insanda bel şikayeti olmayacak diye bir şey yok. Diz şikayeti olmayacak diye bir şey yok. Ve herhangi bir yerinde bir tümör olmayacak diye bir şey yok. Bel fıtığı olmayacak diye bir şey yok. Dolayısıyla hepsini iyi dinlemek lazım. Öncelikle bu. Peki hasta şöyle de düşünebilir. Geçici bir ağrı olarak da düşünebilir mi? Tabii ki düşünür. Onun için zaten işte biraz ters hareket ettim herhalde. Bugün çok yoruldum. Onun için ağrım oldu. Birazcık bunu ben erteleyeyim doktora gitmeyi diyebilir. Tabii bunlar yani bu tür ağrılar kalçadaki veya dizdeki veya bu kireçlenme bozukluklarındaki şikayetler çok uzun yıllar alır. Hocam kalça çıkığının kireçlenmeyi tetiklemesinin en önemli sebebi nedir? Şimdi kalça çıkığında söylediğim gibi bir yetersizlik söz konusu olacak tabii. Yani femur başı dediğimiz kalçanın hareket eden, bacağımızın hareket eden kemiği yuvasında yeteri kadar örtülmeyecek. Örtülmediğinde birim alana gelen ağırlık artacak. Normal şartlarda bu alan böyle bir 2 santimetre kadar, 1,5 santimetre kadar bir önden baktığımızda bir mesafedir. Bunun azalması, düşünsenize 2 santimetrelik bir alana 400 kilogram, 450 kilogram bir kuvvet geliyor. Ve bunu siz yani tolere ediyor, taşıyabiliyor vücudunuz. Ama buradaki birkaç milimetrelik eksilme bile, yani asetabulum dediğimiz yuvanın şu şekilde örtmesi gerekirken birazcık az örtmesi, buradaki ağırlığın çok fazla etkili olmasına, kıkırdağın bozulmasına, kıkırdak bozulduktan sonra da oradan salgılanan bir takım enzimlerin eklem içerisindeki zarı etkileyerek ağrıya sebep olur. Bu ağrılar şiddetli mi hocam? Bu ağrılar tabii hastalığın derecesiyle çok yakından ilişkili olarak şiddetli olur. Bu tabii günlük hayatını etkiler mi? Zaten şöyle söylemek lazım. Hasta eğer günlük hayatını etkilemiyorsa hekime gitmez kolay kolay. Ağrı ileri derecede olacak, yaptığı işleri azaltacak, günlük aktivitelerini bozacak düzeyde olur. İşte bir buradan bizim söylememiz gereken şeyin şu olduğuna inanıyorum. Tabii hocam. Lütfen hastalarımızın bir ağrısı olduğunda, illa kalçasında değil, herhangi bir yerinde ağrı olduğunda hemen bir ağrı kesici alayım bakalım geçiyor mu geçmiyor mu diye lütfen bakmasınlar. Ya bir hekime gidip bir sormakta ya bir bakın neyim var diye anlatmalarında çok fayda var. Çünkü iyiden kötüye her türlü hastalığın, her türlü sıkıntının başlangıcı ağrı. Bazen ağrısız da olabilir ama yani herhangi bir hastalık. Ama ağrı çok önemli bir belirteçtir. Onun için bunu hiç göz ardı etmemek lazım. Hocam kalça çıkığındaki ağrıyı tetikleyen yani vücudumuzda hangi bölge o ağrı hissettiğimiz? Şimdi, yani oturduğumuz zaman mı hissedeceğiz, şöyle, adım attığımız? Güzel bir soru. Tabii kalça ağrıyor ağrıyor diyoruz ya neresi ağrıyor? Evet, nerede hocam. Olacak bu ağrı? Bu ağrı genellikle kasık bölgesinde olur. Hemen kasık bölgesinde olur. Bazen kalçanın arka tarafında sanki bel ağrısıymış gibi, belden kaynaklanan bir ağrıymış gibi karışır. Bazen tam oturduğumuzda kalçamızın yere temas eden veya sandalyeye temas eden bölgesinde olur ağrı. Bazen de bu ağrı dizimizin hemen böyle birkaç santimetre yukarısında, diz kapağının yukarısında iç tarafa doğru bir ağrı hisseder. Genelde bu ağrılar, yani kalçadaki ağrılar
ister kalça çıkığına bağlı, ister yani direkt bir kireçlenme bozukluğuna bağlı ağrı olsun. Buradaki ağrılar genellikle karışır. Bazen öyle olur ki, işte biraz evvel bahsettik ya, hastanın dizi de ağrıyabilir. Evet, ama kalçası da bozuktur ve beli de bozuk olabilir. Üçü de birden bozuk olabilir yani. Burada hangisine öncelik vereceksiniz? Çok iyi incelemek, çok iyi dinlemek lazım hastayı. Dolayısıyla kalçası bozuk olup da dizinde de bozukluk olan, öncelik kalça ameliyatında olmasına rağmen veya tedavisinin kalça olmasına rağmen öncelikli dizi tedavi edilen birçok hasta görüyoruz. O nedenle hekimlerimizin de bu konuda dikkat etmeleri lazım. Hastalarımızın da kendilerini iyi ifade etmeleri lazım. Söylemiştiniz hani bunları nasıl tanı koyacağız? Yani evet, ne hocam. Yapacağız? Tamam, hastayı dinledik. Muayenesini yaptık. Evet. Belini, kalçasını, dizini filmleri ayrı ayrı muayene ettik. Evet. Çünkü hepsi birbirine karışabilir. Ondan sonra filmlerini isteyeceğiz. Şimdi filmi tamam. Beli, kalçası, dizi ağrıyor. Hepsine birden mi film isteyelim? Yok, muayene edelim. İyice inceleyelim. Hem ekonomik olarak uygunsuz işler yapmayalım. Hastamızın öncelik sırasına göre bir koyalım. Kalçası ise kalçası, beli ise beli, dizi ise dizi. Önce oradan başlayalım. Ondan sonra oradaki bozukluğu belirleyelim. Eğer o bizi tatmin etmiyorsa, bu başka bir takım şeyler daha var diyorsa, o zaman bir ileri tetkike geçelim. Hocam size gelmeden önce ağrıyor olabilir ama size geldiğinde ağrımıyordur. Elle muayene yapılan yöntemde de o ağrıyı hisseder mi hasta? Çok zor sorular soruyorsunuz. Estağfurullah hocam. Tabii ki yani muayene yaptığınızda bazen öyle bir şeydir ki, şimdi bu displazi dediğimiz, biraz evvel bahsettiğimiz az hocam. Gelişmiş bir kalçada bazen aynı bu dizdeki gibi, menisküs olduğu gibi kalça ekleminin, biraz evvel bahsettiğimiz asetabulum yuvanın etrafında da bu şekilde bir